Amerika ve Avrupa'da İslamofobi Politika Önerileri adlı panele Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'ndan Enis Bayraklı, Salzburg Üniversitesi'nden Ferit Hafız, Sosyal Politikalar ve Anlayışları Enstitüsü'nden Daleya Mücahit, İslamofobi Gözlem ve Mücadele Dairesi'nden Corey Saylor katıldı. Panelde SETA'nın aynı adı taşıyan raporu tartışıldı. Enes Bayraklı, İslam'a yönelik anlayış ve hoşgörünün Amerika ve Avrupa'da tartışılmaz şekilde azaldığını söyledi. Kasım 2015'teki Paris saldırılarının ardından Müslümanlara yönelik nefret suçlarının arttığını belirten Bayraklı, Avrupa medyasında da İslamofobinin arttığına dikkat çekti. Salzburg Üniversitesi'nden Ferit Hafız da aşırı sağcı partilerin İslamofobiyi kullandığını söyledi. How Islamophobia came into being on a discursive political level? Aşırı sağcı partiler ve hareketler İslamofobiyi kampanya aracı olarak nasıl kullanacaklarını birbirlerinden öğrendiler. İslamofobiyi kullanmak muhalif partilere siyasi güçlerini genişletme imkanı veriyor. Bununla birlikte sağcı partiler iktidara gelince popülist söylemlerinden vazgeçiyorlar. Sosyal Politikalar ve Anlayışları enstitüsü Direktörü Dalyan Mücahit de İslamofobinin bütün Amerikalılar için tehlikeli olduğunu söyledi. İslamofobi sadece azınlıklar için değil, tüm Amerikalılar için bir tehlike. Bu bütün Amerikalıları daha az güvenli ve daha az özgür yapıyor. İslamofobi, teröristlerin Batı ile Müslümanlar arasında ulaşılmaz bir çatışma olduğu yönündeki söylemini besliyor. İslam, Orta Doğu'da olmasaydı dahi aşırıların şiddeti yine olacaktı. Bu konu dinlen daha çok ekonomik ve siyasi yapılanmayla ilgili. Amerika, terörizmin tanımını tutarsız bir şekilde yapıyor. Müslümanların işlediği suçları öne çıkartıyor ama Amerikan toplumundan kaynaklanan suçları önemsiz gibi gösteriyor. Panele katılanlardan Corey Saylor da İslamofobi ile mücadele konusunda Amerikalılara görev düştüğü görüşünde. Amerika'da İslamofobi ile mücadele için Amerikalıların Müslümanları yeniden insan gibi görmesi gerekiyor. Amerikalılar Suriye'deki insani trajediden etkileniyor fakat bunu Amerikan misafirperverliğine dönüştürmüyor. Nefret suçlarıyla karşı karşıya kalanlar ara danışmanlık hizmeti verilmesi ve Avrupa'da İslamofobinin artmaması için bağımsız bir medya gözlemci eğitiminin kurulması panelde soruna çözüm için sunulan önerilerden bazılarıydı. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi Washington